Öğrenci ailelerin de en çok sıkıntı yaşadığı beslenme, çocukların tercihleri yetişkinler gibi olmuyor. Tabii okul çıkışı ya da okula giderken hani biz kendimizce iyi hissedelim kendimiz diye bazen de ödül anlamında da çocuklarımızın uygun olmadığı gıdalara da evet diyoruz. Şimdi gelen sorular, hocam özellikle dikkatlice dinliyoruz. Hamburger mi, döner mi, lahmacun mu ya da o an bulduğumuz dikkati çeken tatlılar, çikolatalar mı? Hangisi daha makbul diye sorular var. Simit'i söylemiyoruz. Zaten ata yiyeceğimiz simit arada uygundur deniliyor ama tercih Evet. hakkı olduğunda hangisini kullanmaları Şöyle gerekir? ki bir dilim simit yaklaşık 3-4 dilim ekmeğe eşdeğer aslında. Bir pazar kahvaltısında canım simit istiyorsa bunu yiyebiliriz fakat gün içerisinde bir şekilde onu dengeleyelim. Daha fazla fiziksel aktivite yapabiliriz veya öğle yemeğimizde işte çorbamızı içmeyebiliriz. Çocuklara bir şeyleri ödül, özellikle yiyecekleri ödül sistemi olarak kullandığımızda çocuklara o yiyeceği aslında daha da cazip hale getirmiş oluyoruz. Örneğin çikolata alacağım veya yüksek not aldığında sana işte hamburgerle veya pizzayla ödüllendireceğim dediğimizde o yiyecek çocuğa daha da cazip hale geliyor ve evet ben daha çok çalışayım ki bu zararlı yiyeceği hak edeyim diye maalesef ki öyle bir algı yerleşiyor. Fakat birlikte aile yemeği hazırladığında hep birlikte özellikle babalar burada çok başrol, baş etmen sebze yemiyor genellikle beyefendilerimiz. Çocukla birlikte sebzeyi anlatarak, sofrada herkesin tabağında sebze bulundurarak bu şekilde çocuğa bir algı oluşturabilir. Evet, annem de babam da veya kardeşlerim de sebze yiyor, ben de yemeliyim diye bir süre sonra bu algı oturacaktır zaten. Peki o aşamaya gelene kadar özellikle yolda ve çocuk isteği bitmiyor ister istemez. O dengeyi sağlamak için tabii tercih hakkında kullanması gerekiyor. Çocuk acıktım diyor. Belki o anda bizler de eşlik etmek istiyoruz. Seçenek hamburger var, döner var, lahmacun var, pizza var. Yasakların hepsi bunlar. Hangisi daha bize faydalı diye soralım. Şimdi öncelikle eve gitme şansımız varsa eve gidip Evet. evde hazırlamamız en doğru şekilde olacaktır. Aslında çocuğa da biz o zararlı yiyecekleri alıştırıyoruz. Örneğin oyun oynasın veya biraz daha bizi kendimize bırakması için çikolata veriyoruz, eline cips veriyoruz, zararlı şekerli yiyecekler veriyoruz. Fakat bu son derece yanlış. Eline meyve versek veya taze sebzeler, salatalık, havuç versek bu çok daha sağlıklı olacaktır. Dışarıdaysak da en güvendiğimiz hijyenik olarak yerden tüketmek en doğru seçenek olacaktır. Ama şimdi lahmacun sevmeyen var mıdır? Lahmacun Ben tabii ki yenilebilir. yok gibi düşünüyorum. Pizzayı da kendine göre vejetaryen olanlar sebzeli. Ama karma yiyenler, pizza da güzel ama abartmamak belki Abartmadan, de. hepsi ekmek yerine geçtiği için abartmadan. Özellikle işte lahmacun yiyorsak o gün bir iki dilim ekmeğimizi daha az yiyebiliriz. Veya işte et grubundan bir iki köfte daha az yiyebiliriz. Bir şeylerin yerine koyuyoruz aslında, yapboz gibi. Hani yasak değil, sadece o gün içerisinde bir şeyleri tık 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 değiştirerek ve fiziksel aktivitemizi arttırarak dengelemiş oluyoruz zaten. Aslında